sorularımıza başlayalım. Merhabalar arkadaşlar. Bugün input-output modellerine devam ediyoruz. Şimdi teknoloji matrisinin tersinin yapıştırımla bulunması yöntemini göreceğiz. Bu dördüncü baskıda yok yanlış bilmiyorsam. Üçüncü baskıda vardı ama güzel bir yöntem. Onun için ben burada şey yapıyorum. Dördüncü baskıda da varsa ne âlâ ama üçüncü baskıda kesinlikle var. Çiang kitabımızın. Önemli bir şey. Önemli bir yöntem. Başka yerlerde de işe yarar. Onun için bir kere görmenizde yarar var. Onun için buraya koydum bunu. Teknoloji matrisinin tersinin yapıştırımla bulunması. Finding the inverse by approximation. The inverse of a matrix yani bir matrisin tersi tabii ki. Şimdi zamanında muhtemelen lisede de öğrenmiş olduğunuz bir formül var. Onu hatırlayarak başlayalım. Çünkü burada göreceğimiz yöntem bu formülün matrislere genellemesi. 1 eksi yani sayılar R bir sayı olmak üzere sıfırla 1 arasında bir sayı olmak üzere yani R'nin sıfırla 1 arasında bir sayı olması gerekiyor. O takdirde 1 bölü 1 eksi r yani 1 eksi r üzeri 1 yani 1 bölü 1 eksi r neye eşittir? 1 artı r artı r kare artı r küp böyle böyle r üzeri n'nin sonsuz serisi eşittir. Muhtemelen bu formülü çoğunuz biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bunu şey yapması da sağlaması da çok kolay. Çünkü şuradaki paydadaki r birden küçük olacağı için payda sıfır olamaz. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi r tanımlıdır. R 1'e eşit olabilseydi burası sıfır, paydası sıfır olurdu, tanımsız olurdu. Dolayısıyla da r'nin 1'e eşit olmaması, birden küçük olması lazım. Birden küçük olmasının nedeni ise bu serinin yakınsak olması, convergent, yakınsaması yani. Onun için gerekli. R birden büyük olursa bu seri patlar, sürekli artar, yakınsamaz. Dolayısıyla limiti bu. Ama R 1'den küçük olursa, sıfırla 1 arasında olursa o zaman bu serinin limiti vardır. Eksi sıfırla eksi 1 arasında olsa da olur. O zaman negatif pozitif negatif pozitif giderdi. Ama şu anda konumuz o değil. Pozitif olandan bahsediyoruz. Sıfırla 1 arasında R'ler için 1 bölü 1 eksi R, 1 artı R artı R kare filan bunun sonsuz serisi. Bunun limitidir işte sonuçta. Ve dediğim gibi görmesi gayet kolay. Şu 1 eksi r paydasıyla şuradaki seriyi çarptığımız zaman bakın ne oluyor? 1 kere 1, 1. Eksi r kere 1, eksi r. Sonra 1 kere r, r. Eksi r ile artı r birbirini götürdü. Sonra eksi r ile r çarpıldı. Eksi r kare oldu. Arkasından ne kere geliyor? 1 kere r kare geliyor. Eksi r kare ile de artı r kare birbirini götürdü. Böyle böyle bir eksi bir artı bir eksi bir artı hepsi birbirini götürerek en sonunda sondaki terim kalır. Bir baştaki terim yani sonlu bir seri ise mesela R üzeri N ise birden R üzeri N'ye kadar R üzeri N ile R üzeri İ'lerin toplamı ise bu. Yani 1 artı R artı R kare artı R küp filan R üzeri N'ye kadar. O zaman bu çarpım işlemlerini yaptığımız zaman yani bir eksi R ile şunları çarptığımız zaman bir baştaki 1 kalır. Bir de en sondaki R üzeri N artı 1 şuradaki r üzeri n ile şey çarpınca boyu ve eksi olarak eksi r üzeri n artı 1 kalır. Şimdi aradaki bütün terimler 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı birbirlerini götürürler. Çünkü bir aynı terimin bir eksisi geliyor, bir artısı geliyor, bir eksisi geliyor, bir artısı geliyor. Onlar yok oluyorlar. Bir şu baştaki 1 kalıyor. Bir de en sondaki şu eksi r ile r üzeri n çarpıldığı zaman eksi r üzeri n artı 1 kalıyor. Sonsuz seri ise zaten sonsuza kadar bunlar böyle şey yapıyorlar, gidiyorlar. Bir kalıyor sadece. Yani şeyse bunlar birbirlerini götüre götüre. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi r'ye eşit oluyor şu seri. 1 eksi r ile şu serinin çarpımı da 1'e eşit oluyor. İşte gözlemimiz bu. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi r'yi de yaklaşık eşit diyebilirim. İşte şu sonlu seriye yani 1 artı r artı r kare artı filan r üzeri n'ye kadar şu sonlu seriye yaklaşık eşit diyebilirim. Gerçekte sonsuz seriye eşit. Ama belli bir yerden sonra r birden küçük olduğu için bu r üzerine çok küçük olacaktır. Dolayısıyla bu seride bir şey yakınsak bir seri olacaktır. Convergent İngilizce yakınsak. Dolayısıyla da bir limiti olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 1 eksi r'yi yaklaşık eşit şu sonlu seriye de diyebilirim. Şimdi bu şeyimiz, bu hatırlamamız, bu formülü bir defa hatırlayalım. Gelelim şimdi aynı formülün matrislerde uygulanmasına.
Bir I eksi A matrisimiz var. Burada 1 eksi R vardı ya. Burada da I eksi A var. 1 gibi A da R gibi burada. Öyle düşünelim. I eksi A ile I artı A artı A kare artı filan A üzeri M'ye kadar olan şu seriyi çarparsam ne olur? Bakalım. I ile yani birim matrisle şu birden şeyden I'dan A üzeri M'ye kadar olan şeylerin serinin toplamını çarparsam kendisini elde ederim. Yani I artı A artı A kare artı artı A üzeri M. Eksi A ile de bunu çarptığım zaman ne elde ederim? Eksi A ile I artı A artı A kare işte A üzeri M'ye kadar giden toplamı çarptığım zaman buradan eksi A çarpı eksi eksiyi başa alayım. A kare işte A üzeri M ve en sonuncusu da A üzeri M artı 1'e kadar bu seriyi elde ederim. Peki bu seriyle şu birçok terimi aynı değil mi? Bir baştaki I farklı, bir de sondaki A üzeri M artı 1 farklı. Onun haricinde her biri 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi geliyor. A eksi A kare eksi A kare A küp eksi A küp. A üzeri M eksi A üzeri M. Bunlar hepsi birbirlerini götürüyorlar. Geriye ne kalıyor? I eksi A üzeri M artı 1 kalıyor. İşte şu sonlu seri I eksi A'nın çarpımı da I eksi A üzeri M artı 1 kalıyor. Tıpkı şuradaki demin yaptığımız çarpım gibi 1 eksi R ile şu serinin çarpımı gibi. Ha. Ve A üzeri M artı 1 yeterince küçükse A'nın elemanları birden küçük olup bu A'nın kendisiyle M artı 1 kere çarpımı yeterince küçük sıfıra yeterince yaklaşıktır ise o zaman yani sıfır matrisine boş matrise yeterince yakınsa o zaman bunu yaklaşık eşit I kabul edebilirim. Yaklaşık eşit birim matris kabul edebilirim. O takdirde de işte I eksi A'nın tersi yaklaşık eşit şuradaki seri olur. Yani I artı A artı A kare filan A üzeri M'ye kadar giden seri olur. Bu seriyi sonsuza kadar götürürsem gerçekten de I eksi A'nın gerçek tersine ulaşırım. Ama oraya kadar gitmeye gerek yok. Belli bir yerden sonra yani 5. 6. terimden sonra bile yani şu M'yi 5 veya 6 alsak veya M artı 1 neyse yani şu serinin I eksi A kare, A küp, A üzeri 4, A üzeri 5 filan biri alsak şeye çok yakın olduğunu, I eksi A'nın tersine çok yakın bir matris elde ettiğimizi görebilirsiniz. Dolayısıyla da bunu da yaklaşık eşit o matrisin tersi diye kabul edebiliriz. Yani T üzeri eksi 1 yani I eksi A üzeri eksi 1 matrisinin tersi olarak yaklaşık eşit işte I artı A artı A kare artı A üzeri M'ye kadar şu seriyi alabiliriz. Dolayısıyla da işte şeyi bulmanın matris I eksi A matrisinin tersini bulmanın A matrisinin değil ama I eksi A'nın tersini bulmanın bir başka yolu. Ve bilgisayarlar bu yolu kullanıyorlar. Yani matris tersi bulmada onlar çok çabuk hesap yaptıkları için elektrik hızıyla yani ışık hızıyla aşağı yukarı hesap yaptıkları için matris tersi alırken bu yolu da kullanıyor bilgisayarlar. Bildiğim kadarıyla bunu kullanıyorlar zaten. Ha, şimdi iyi de bizim yani bir defa analitik olarak çok işe yarar bir şey bu değil bu. Ama 4-5 elemanla yaparsak yapabiliriz. Onun ötesinde zamanımız yetmez zaten. Çok kolay bir şey değil ama bilgisayarla çok kolay yaptırabiliriz bunu. Bir de bunun gerçekten böyle olduğunu bir kanıtlayalım. Hani anlıyoruz tamam güzel. Sezgisel olarak bunu seziyoruz ama bir de matematiksel kanıtını da yapın bunun. Bakın şimdi. Önerme nedir? Sütü toplamı birden küçük ve pozitif elemanlı bir kare matrisin n'inci kuvvetinin n sonsuza giderken limiti sıfır matrisidir. Boş matristir yani. Önermemiz bu. Bunu kanıtlayabilirsek işte burada bu seri sonsuza giderken bunun I eksi A üzeri eksi 1'e gittiği, I eksi A'nın tersine gittiğini kanıtlamış oluruz. Çünkü buradaki varsayımız ne? Tıpkı R'nin sıfırla 1 arasında olması gerektiği gibi burada da A'nın elemanlarının sıfırla 1 arasında olması ve böyle A işte A kare A üzeri 3 falan A üzeri M, A üzeri M artı 1 diye böyle sonsuza doğru giderken bu A üzeri M'nin sürekli küçülüp sıfır matrisine dönüştüğü, elemanların içindeki elemanların da sürekli küçülüp sıfır matrisine dönüştüğünü göstermemiz lazım. O zaman işte gerçekten kanıtlamış oluruz. Şimdi burada bir tanım yapalım. Matrisin normu dediğimiz şey, matrisin normu en büyük sütun toplamıdır. Yani matrisin sütunlarını topladık, sütun toplamlarını aldık bir matrisin. En büyüğü hangisiydi ise bunların içinde matrisin normu odur.
çeşitli kanıtlarda, çeşitli işlerde kullanılır bu ölçü. Matrisin normu. M yani matri bir matrisin sütun toplamlarının en büyüğü. Buna NA diyoruz. NA matrisin normu. Norm A yani. Şöyle gösteriliyor. Şimdi bu bilgilerin ışığında şu önermenin kanıtını yapalım. Yani sütun toplamı birden küçük ve pozitif elemanlı bir kare matrisin n'inci kuvvetinin n sonsuza giderken limitinin sıfır olduğunu gösterelim. A matrisi A'yı J'lerden oluşan bir matris. Bu dediğimiz şu bizim A matrisi değil. Herhangi bir matris. Yani buradaki bizim input output analiziyle karşılaştırırsak buradaki I-A'ya karşılık geliyor buradaki. Bu A demiş ama belki de I-A desek daha iyi olurdu. Yani herhangi bir A matrisi bu. M diyebilirsiniz. Başka bir matris yani. Herhangi bir matris. A'yı J elemanlarından oluşuyor ve her bir elemanı matrisin 0 ile 1 arasında. 1'e de eşit değil. 1'den küçük, 0'dan da büyük. Pozitif elemanlı ve kesir elemanlı 0 ile 1 arasında elemanları olan bir matris. Dikkat ederseniz bizim input output matrisimiz, A matrisimiz de bu özelliği taşıyor. Yani şeyle ne derler? Satır sütunları şeyin içi, birden sıfırla bir arasında. Peki A matrisi dediğimiz şey sıfırla bir arasında şeyleri olan elemanları olan bir matris. İyi. Sonra evet aslında tabii bu buradaki A matrisine karşılık geliyor. Çünkü şu serinin sonuçta sonlu şey olduğunu, limitli olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Şu sondaki A üzeri M'nin sıfıra gittiğini kanıtlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim A matrisiyle aynı matris, aynı özellikleri taşıyan bir matris. Doğru. Tamam. Şimdi, şayet ki AIJ'ler 0 ile 1 arasındaysa bir defa bir başka gözlemini kullanmamız gereken bir öncül şu. AIJ'ler daima norm A'dan daha küçük veya eşittir. Yani bir matrisin tek tek elemanları onun en büyük, o matrisin en büyük sütun toplamından daha büyük olamaz. Daha küçük veya eşit olacaktır. Yani o sütunda en büyük elemanlı sütunda tek bir eleman varsa ona eşit olacaktır. Ondan daha başka elemanlar da varsa ve sıfırla bir arasında pozitif elemanlar varsa o zaman her halükarda hoş negatif de olsa pozitif de olsa bir şey fark etmez. Yani bir matrisin her halükarda elemanları normundan yani sütun toplamından en büyük sütun toplamlarının en büyüğünden daima küçük veya eşit olacaktır. Bu son derece Tabii pozitif elemanlı bir matris için konuşmamız lazım. Negatif olursa elemanlar ya yani bazıları pozitif de bazıları negatif olursa çok daha başka şeyler de elde edilebilir. Peki bu da güzel. O zaman yani tüm satır ve sütunlar için bu doğrudur. Yani bir matrisin sıfırla bir arasında şeyleri olan sıfırla bir arasında elemanları olan bir matrisin her bir elemanı o matrisin en büyük yani normundan küçük veya eşittir. Bu. Ve aynı zamanda o matrisin normunun da şeyle sıfırla bir arasında olduğunu şey yapalım. Varsayalım. Yani bizim dikkat ederseniz şeyde A matrisimizde sütun toplamları hiçbir zaman tam 1'e eşit olmuyordu. Çünkü bir açık vardı. Dolayısıyla orada işte matrisin normu da en büyük sütun toplamı da 0 ile 1 arasındaydı. Dolayısıyla bu varsayımı da yapabiliriz. Yani bizim A matrisimizin özelliklerine uyuyor bunlar. Bu varsayımı da yapabiliriz. Matrisin normu 0 ile 1 arasında. O da tamam. Yani en büyük sütun toplamı. Şimdi teorem şunu diyor. Bir defa bir özellik var. Onu kullanıyoruz. A çarpı B'nin normu yani en büyük sütun toplamı norm A çarpı norm E B'den daima küçük veya eşittir. Bunu da anlayabiliriz herhalde. A ve B 0 ile 1 arasında elemanları olan matrisler oldukları için öyle oldukları takdirde tabii. Bunların çarpımının elemanları da muhtemelen kendi elemanlarından daha küçük olacaktır. Her halükarda daha büyük olmayacaktır. Dolayısıyla da norm A, A'nın en büyük sütun toplamı. Norm B de B'nin en büyük sütun toplamı olduğuna göre A çarpı B'nin sütun toplamı bunların ikisinin büyüklerinin çarpımından daha küçük veya eşit olacaktır. Bu da
yine kullanacağımız bir özellik. Bunlar doğruysa, elimizde bunlar varsa, o zaman norm AB, yani A çarpı B yerine A'yı kendisiyle çarparız. B yerine de A koyarız. O zaman ne olur? NA kare, yani A ile A'nın çarpımının normu, küçük eşit NA'nın karesi olur. Yani A'nın normunun karesi olur. Bu bir. Peki NA küp ne olur? O da NA çarpı NA karenin daha küçük eşit olur. Dolayısıyla NA karede NA'nın karesinden daha küçük eşit olacağı için bu da NA çarpı NA'nın karesinden, yani NA'nın kübünden daha küçük ve eşit olur. Dolayısıyla böyle A üzeri M'de NA'nın kendisi üzeri M'den daha küçük veya eşit olacaktır. Yani A matrisinin M'inci kuvvetinin normu, yani en büyük sütun toplamı, A'nın en büyük sütun toplamının M'inci kuvvetinden daha küçük veya eşit olacaktır. Bunu da buradan çıkarabiliriz. Şimdi, fakat biliyoruz ki norm A, yani A'nın sütun toplamı 0 ile 1 arasında. Birden daha büyük değil, birden küçük. 1'e bile eşit değil. Çünkü açık sektör vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla A matrisimizde de bizim bu özellikler geçerli. O zaman M sonsuza giderken NA üzeri M, şurada M yukarıdaydı, bu biraz aşağı atmış buraya şey yaparken, NA üzeri M, yani A'nın sütun, en büyük sütun toplamının M'inci kuvveti sıfıra gidecektir. Çünkü kendisi birden küçük olduğu için birden küçük bir şeyi yarımı kendisiyle çarparsan 1 bölü 4 olur. Bir daha çarparsan 1 bölü 8 olur. Bir daha çarparsan 1 bölü 16 olur. Böyle. M sonsuza gittikçe birden küçük bir şeyin kendisiyle çarpımı en sonunda sıfıra gider. Dolayısıyla NA üzeri M sıfıra gidecektir. NA üzeri M, yani NA'nın M'inci kuvveti, matrisin normunun M'inci kuvveti sıfıra gidiyorsa, ondan daha küçük olan A'nın M'inci kuvvetinin normu hayda hayda sıfıra gidecektir. Bu da daha önce gördük, bu squeezing argument dediğimiz, yani sıkıştırma ilkesi, sıkıştırma argümanının bir örneği. Çünkü ne yapıyoruz? Üstten matrisin elemanlarını sütun toplamıyla sıkıştırıyoruz. Sütun toplamı kendisi sıfıra gidiyorsa matrisin elemanlarının M'inci kuvveti hayda hayda sıfıra gidecektir. Bunun normu da sıfıra gidecektir. Dolayısıyla bunu da göstermiş olduk. A üzeri M'nin normu sıfıra giderse, yani en büyük sütun toplamı sıfıra gidiyorsa, ondan daha küçük olan elemanların her biri zaten sıfıra gidecektir. Dolayısıyla da A üzeri M'nin kendisi de sıfır matrisine gidecektir. Çünkü sütun toplamı, en büyük sütun toplamı sıfıra gidiyorsa bütün sütun toplamları sıfıra gidiyor. Dolayısıyla bütün elemanları sıfıra gidiyor. O zaman A üzeri M matrisi de sıfır matrisine gidiyordur dolayısıyla. O zaman A üzeri M artı 1 de sıfır matrisine gider. Şunlar matris, bunların eleman şey değil. Onun için altlarına çizgi koydum, üstüne çizgi koyamıyorum, altına koydum. Bu sıfır matrisi bunlar. Dolayısıyla A üzeri M artı 1 de aynı boyutta kare sıfır matrisine gider. O zaman neyi kanıtlamış oldum ben? Dikkat ederseniz şu serinin çarpımı, I eksi A çarpı I artı işte A üzeri M'ye kadar olan şeylerin çarpımı I eksi A üzeri M artı 1'di. Demek ki bu M artı 1 M sonsuza giderken şu A üzeri M artı 1 de sıfıra gidiyor. Demek ki bu da birim matrise gidiyor, şuradaki çarpım. Buradaki birim matrise gidiyorsa demek ki şu serinin limiti de, I'dan A üzeri M'ye kadar olanların toplamının bu serinin limiti de eksi A'nın tersine gidecektir. Bunun limiti birim matrise gidiyorsa. Onun için de sonsuza kadar türemeyeceğim için sonlu bir yerde kesip onu yaklaşık eşit I eksi A'nın tersi olarak kabul edebilirim. Dolayısıyla T üzeri eksi 1, yani I eksi A üzeri eksi 1 yaklaşık eşittir I artı A artı A kare artı A üzeri M'ye kadar. İşte bu sonlu seviyeye yaklaşık eşittir. Tam eşit değildir. Bunun sonsuz limitine eşittir. Ama sonlu seriye de yaklaşık eşittir. Dolayısıyla da belli bir yerden sonra, yani 10 tane terim alıp mesela bilgisayara hesaplatıp onu şey olarak kullanabilirim. Matrisin tersine çok yakın bir matris olarak kullanabilirim. Binde bir, on binde birler mertebesi de değişecektir. Evet. Bu da ilginç bir yöntem. Bunu da bir defa görmüş olmakta yarar var. Başka yerlerde, başka şekillerde bu mantığın kendisi de işinize yarar. Duyuyoruz.
Herkes burada mı? Duyuyor musunuz beni? Tamam, peki. O zaman devam edelim. Şimdi geldik pozitif çözümlerin ne demek pozitif çözümlerin varlığı? Existence of positive solution İngilizcesi. Yani burada biz işte açık input output modelinde içinde ne yaptık? Bir takım x yıldızlar hesapladık. Değil mi? Yani bir takım denge üretim miktarları her bir sektörün o nihai talepleri de karşılayabilmesi için toplam üretmesi gereken miktarları hesapladık, çıktıları hesapladık. Bunlar işte denge üretim miktarlarıydı. O D1'den DN'ye kadar olan nihai talepleri karşılayabilmek için. Bunların bir defa I-A matrisinin tersi olmasının bir garantisi yok. Yani tekil olmamasının bir garantisi yok. Bir de bu bulduğumuz x yıldızların pozitif olmasında bir garantisi yok. Yani matematiksel olarak negatifte çıkabilirler bunlar. Sıfır veya negatifte çıkabilirler. Yani bir sektörün hiçbir şey üretmemesi ya negatif üretim üretmesi diye garip bir şey de çıkabilir matematiksel olarak. Ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Dolayısıyla da böyle bir durumdan kaçınmamız gerekir. Yani x yıldızların şeylerin üretim miktarlarının, sektörlerin üretim miktarının, çıktı miktarlarının negatif olmasını engellememiz gerekir. Gerçek hayatta bu mümkün değil. Şu kadar tarım ürünü üretiriz, az veya çok ama sonuçta pozitif. Şu kadar sanayi üretimi ürünü, şu kadar enerji, şu kadar işte hizmet falan neyse bunların hepsi sonuçta pozitif olacaktır. Dolayısıyla da matematiksel olarak bunun negatif olmasını önleyecek bazı koşullara ihtiyacımız var. İşte bu koşullara yani teknoloji maddesi I-A'nın tekil olmaması ve pozitif çözümlerin varlığının koşulları Hawking-Simon koşulları deniliyor. Bu koşulları koşa yapan iki işte matematikçi, iktisatçının şeyi adlarıyla aynı anılıyorlar. Hawking-Simon conditions. Şimdi buna da bakacağız. B diye bir maddesin ana minörleri bir defa. Onun ne olduğunu öğrenelim, hatırlayalım. Ondan sonra da bunları nasıl kullanacağımızı görelim. B matrisinin ana minörleri, İngilizcesi Prince Minors of Matrix A, nedir? Yani ana köşegen üzerindeki minörler demek. Minörün ne olduğunu daha önce öğrendik. Bir matrisin bir satırı, bir sütunu silip alt matrisinin terminantını alınca buna minör diyoruz. Biliyorsunuz işaretlerini de koyunca kofaktör, eş çarpan oluyordu. Matris tersinde falan kullandık bunu determinant alırken Laplace açılımında ve matris tersinde zaten kullandık bunu. Minörü biliyoruz. Kofaktörü de biliyoruz. Şimdi ana minörleri öğreniyoruz. Principal minors İngilizcesi. Ana köşegen üzerindeki minörler demek bu. Yani birinci mertebeden ana minörler, first order principal minors nedir bu? Birinci mertebeden şeyler, ana minörler, B11 ana minörü, B11'in kendisidir. Yani matrisin ana köşegenindeki birinci elemandır. İki satır ve sütun, yani ikinci ve üçüncü mesela, 3-3'e 3 bir matris ise, yani diğer satır ve sütun arası silinmiş, sadece birinci satır, birinci sütunu kalmış. O işte B1 ana minörüdür. Yok, diğer hepsi silinmiş, ikinci satırı, ikinci sütunun kalmışsa, o şey, ne derler? Yani diğerleri silinmiş, onların kesiştiği yerdeki eleman kalmışsa B22 ana minördür. Bu da bir determinanttır. Tek elemanlı determinanttır. Diyelim diğer satırlar ve sütunlar silinmiş sadece B33'ü kalmışsa o da B33 ana minörüdür. Kendisi de bir determinanttır. Bu tek başı, tek elemanlı bir determinanttır. O da B33 ana minörüdür. Ha, şimdi... Yok mesela böyle bir 2-3'e 3 bir matriste 3. satırı 3. sütunu silip geriye 2'ye 2 ana köşegen üzerinde bakın burada ana köşegen üzerinde 2'ye 2 bir tane kalmışsa B11, B22, B12, B21, B22 o ikinci mertebeden bir ana minördür. Sonra mesela şeyler ne derler? Birinci ve ikinci şeyleri birinci satır birinci sütunu silinmişse ne kalır? B22, B23, B32, B33 kalır. O şu ana minörüdür. Ve şeyi ikinci satır ikinci sütunu silinmişse de B11, B13, B31, B33 kalır. O da bu ikinci mertebeden ana minördür. Niye ikinci mertebeden? İki satırı iki sütunu olduğu için. Buna da ikinci mertebeden ana minörler second order principal minors deniliyor. 3'e 3 bir matrisin 3. mertebeden ana minörü third order principal minor bu da kendisidir zaten.
O da bu B'dir işte. Onun determinantı tabii. Bunlar hepsi determinant. Minör deyince o alt matrislerin determinantını anlıyoruz zaten. Bunlar işte ana köşegen üzerindeki ana minörlere yani minörlere daha doğrusu ana mesela bunlar oldu. Peki şimdi ayrıca bir de bunların önder ana minörlerinden bir grubu var. Leading Principal Minors. Başka adları da var bunlar ama en çok kullanılan ismi bu. Kitabımızda başka adlarını da yapmıştık. Consecutive Minors, Principal Minors yani birbirine arkasına gelen ana minörler falan gibi. Ama en çok kullanılan uzatmadım. En çok kullanılanı kullandım burada. Önder ana minörler. Türkçede de en çok kullanılan budur. Önder ana minörler. İngilizcesi Leading Principal Minors. Nedir? Ana köşegen üzerinde A1 birden itibaren her seferinde bir satır, bir sütun eklenerek elde edilen alt determinantlar. Ne demek? Bakın şurası B'nin kendisi işte 3'e 3 mesela. B11 ana köşegen üzerinde ilk eleman. B11. O işte birinci mertebeden yani birinci mertebeden ilk önder ana minör. B11. Sonra bir satır bir sütun daha alsam bakın sırayla gidiyor ok gibi böyle. B11, B12, B21, B22. O da ikinci mertebeden önder ana minör. Bu. Bir satır bir sütun daha alsam sırayla de matrisin kendisini elde ediyorum. Onun determinantı da üçüncü mertebeden önder ana minör. Yani böyle sırayla en üst köşeden başlayıp B11, birinci mertebeden ilk ana minör, şey önder ana minör. B11, B12, B21, B22, ikinci önder ana minör. Ve matrisin 3'e 3 ise 4'e 4 ise bir kere daha ekleyeceğim bunlardan ta ki matrisin kendisine kadar ulaşana kadar. Böyle bu sırayla böyle ana köşegenden birinci elemanı, ikinci elemanı filan yani ikinci satır sütunu sonra üçüncü satır sütunu filan böyle ekleye ekleye minörler oluşturacağım, determinantlar oluşturacağım. Bunlar da işte önder ana minörler, leading principal minus oluyor. Bunu da cebimize koyalım. Bunlar malzemelerimiz. Bir defa bunları öğrenelim. Sonra bunlarla ne yapacağız bakalım. Hawkins-Simon teoremi. Hawkins-Simon teoremi. Bu biraz uzun bir şeyleri kanıtı çok uzun ve çetrefilli. Onun için burada kanıtını vermiyoruz. Sadece kullanacağız bu teoremi. Nedir? A. Tüm elemanları IJ'den farklı olmak üzere. Yani satır sütunları farklı olan şeyleri köşegen dışı elemanları i eşit c demek köşegen ana köşegen demektir. I farklı c deyince ana köşegen dışı anlamına geliyor. Tüm elemanları yani ana köşegen dışı elemanları pozitif olmayan b i j'leri küçük eşit sıfır olan n çarpı n boyutlu bir b matrisimiz varsa bu bizim i eksi a matrisine çok uyuyor dikkat ederseniz. Ana köşegen dışı elemanları hepsi negatif, pozitif olmayan. Ya sıfır olacak ya kesin negatif olacak. İkisi bir yani ya sıfır olabilir veya negatif olabilir. Ana köşegeni için konuşacağız. Ana köşegen dışı elemanları bir defa şey olacak. Ne derler? Negatif veya sıfır olacak. Bir. N çarpı N kare bir matris. Bir B matrisi var. Ve D diye de bir vektörümüz var. Tüm elemanları negatif olmayan, yani bazı elemanları negatif olabilir ama tüm elemanları negatif olan, hatta hepsi pozitif olsa daha da iyi. Bizim elimizdeki şeyi öyle. Pozitif, hepsi pozitif. Bizim elimizdeki nihai talepler matrisi ona uydurmak için. Ama yani tüm elemanları negatif olmazsa yine de iş görür. Böyle bir N çarpı bir boyutlu bir vektör varsa elimizde. O zaman ancak ve ancak, çift taraflı gerektirme, ancak ve ancak. BM önder ana minörü M birden N'ye kadar hepsi sıfırdan büyük olursa yani tüm önder ana minörleri pozitif ise ve BX yıldız eşit D olacak şekilde bir X yıldız vektörü de varsa N çarpı bir boyutlu bir X yıldız vektörü var daha doğrusu bu koşullar yerine gelirse o zaman böyle bir x yıldız vektörü vardır ki bu x yıldızın tüm elemanları büyük eşit sıfırdır. Hawkins-Simon teoremi bunu söylüyor. Yani diyor ki sizin elinizde elemanları negatif olmayan en azından hepsi negatif olmayan bir d vektörü var. Bir katsayı matrisiniz b var. Bir de x
Bu denklem sisteminde D vektörü, yani tüm elemanları negatif olmazsa, pozitif veya sıfır olursa bir defa bu. İkincisi de B matrisinin ana köşegen dışı elemanları hepsi küçük eşit sıfır olur ve de ana önder ana minörlerinde hepsi pozitif olursa, yani en köşedeki B11 elemanı pozitif olacak. Sonra B11, B22, B12, B21, B22 şeyi, 21, B22 determinantı da pozitif olacak. Ondan sonra 3'e 3'ü 3 de pozitif olacak. 4'e 4'ü öyle bütün önder ana minörleri pozitif ise o zaman diyor sizin bu denklem sisteminizi sağlayan ve elemanların hepsi büyük eşit sıfır olan pozitif yani kesin pozitif veya sıfır olan ama negatif olmayan bir x yıldız vektörü vardır diyor. Bu Hawking-Simon teoremi bunu söylüyor. Kanıtı dediğimiz gibi uzun ve bu düzeyin üzerinde ama bunu kullanacağız. Bunu input output analizine yani girdi çıktı analizine uygularsak ne oluyor? B matrisi yerine I-A'yı alıyoruz. Bizim I-A yani teknoloji matrisimiz gerçekten de bütün bu özellikleri sağlıyor. Nedir? Ana köşegen dışı elemanları hepsi negatif. Eksi A1, A1-2, eksi A1-3, eksi A1-4 bilmem ne öyle gidiyordu ya. Hepsi şeyden I'dan A'yı çıkarınca A'nın elemanları pozitif, I'dan A'yı çıkarınca ana köşegen dışı elemanları pozitif oluyordu. Bir de ana köşegen elemanları da tabii şeyler o A11'ler falan birden küçük olduğu için 1 eksi A11 de 1 eksi birden küçük bir şey pozitif oluyordu. Dolayısıyla da o köşegen dışı elemanlar çok büyük olup o determinantı negatife çekmezlerse bu koşulu sağlamak o kadar da zor bir şey değil. Bizim I eksi A bu sağlar. Ama ana köşegendeki elemanların pozitifliği ve onların çarpımları ana köşegenin çarpımı da giriyor determinantın içine. Köşegen dışı elemanların negatifliğinde ne galip gelmesi, onun üstüne çıkması lazım ki şu koşul sağlansın. Yani önder ana minörlerin hepsi pozitif olsun. Bu sağlanırsa ve D nihai talep vektörü de olarak bizim nihai taleplerimiz zaten pozitif, az veya çok pozitif, hiçbirisi negatif değil. Kaldı ki bazıları küçük negatifler de olabilirdi. Bunun teoremi bozmazdı bu. Ama hepsi pozitif. Bizde nihai talepler gayet güzel uyuyor buraya. Dolayısıyla da işte BIJ'ler eksi AIJ ve de şeyler de ne derler ana önder aminörlerde hepsi pozitif olmasını sağlarsak yani ana köşegendeki o 1 eksi A1, 1 eksi A2, 1 eksi A3'ler falan yeterince baskın olurlarsa o negatif elemanlara o zaman bu koşul sağlanır. O zaman da işte bu x yıldız yani denge üretim vektörü kesin pozitif veya sıfır yani negatif olmayan elemanlardan oluşur. Dolayısıyla bu x yıldız vektörümüzün elemanlarının pozitif olmasını sağlar bu teorem. Peki ne demek bu? Matematiksel olarak böyle bir teorem var. Bunu da burada kullanıyoruz. Güzel ama ne demek? İktisadi olarak anlamı ne bunun? Bu yaptığımız şey. Şimdi Hawking-Simons koşullarının iktisadi anlamı. Economic meaning of Hawking-Simons conditions İngilizcesi. Nedir? İki sektörlü en basit halini görelim. Çünkü sektör arttıkça bu matris yükseldikçe, I eksi A matrisi büyüdükçe buna anlam vermek gittikçe zorlaşıyor. Ama aslında hepsinin anlamı aynı. Yani 3'e 3'te dahi baksak yine aynı benzer bir şey göreceğiz. 2'ye 2 de çok iyi görünüyor bu anlam. Şimdi görelim beraber neymiş bunun anlamı. I eksi A, 1 eksi A11, bir de iki sektörlü bir model. Sadece iki sektör var ekonomide gibi. Dolayısıyla da I eksi A matrisi 1 eksi A11, eksi A12, eksi A21, 1 eksi A22. Şimdi Hawking-Simon koşulları ne diyor? Bir defa diyor ki ana köşegen dışı elemanlar negatif. Negatif mi? Negatif. A1, 2, A, bütün A'lar pozitif zaten. A elemanları pozitif, A'nın elemanları eksi gelince negatif. Ana köşegen dışı elemanlar negatif. Bir A koşulu tamam. Burası tamam. İkinci koşulu B koşulu D şeyi de zaten bizim şeyimiz de var. Ne derler? Nihai taleplerimiz de pozitif. Orada sorun yok. Sağlanması gereken şey ne? Önder ana minörlerinde pozitif kesin pozitif olması. Şimdi önder ana minörler kimler? 1 eksi A11 şu. A11 birden küçükse 1 eksi A1 pozitif olacaktır. Tamam. İkincisi şu determinantın kendi de pozitif olacak. Yani 1 eksi A11 çarpı 1 eksi A22 eksi A12 çarpı A21
Değil mi? Eksi 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 3 kere eksi çarpınca buraya eksi geliyor. Eksi a1 2 çarpı a2 1 büyük 0 olacak. Şu iki koşul sağlanırsa işte b'nin önder ana minörlerinin pozitif olması koşulu da sağlanır. Peki ne demek bu? Bunu aynı zamanda şöyle de yazabilir. Şunu şeylerini ne derler? 1 eksi a1 1 1 eksi a1 1 artı 1 eksi a1 1 çarpı a2 2 şeklinde nasıl diyelim? Şöyle. Evet, eksi yani eksi 1 eksi a1 çarpı a2 2 şeklinde yazabiliriz. Ve en sonunda da eksi a1 2 a2 1. Başında 1 var. Şimdi buradaki 1'i burada bırakıp diğer şeyleri karşıya geçirsek ya da 1'i karşıya geçirip eksi 1 olarak ondan sonra her tarafı eksiyle çarparak eşitliğin yönünü değiştirirsek aynı şey demek bu. İşte 1'i burada bırakın, geri kalan malzemeyi eksi olarak karşıya geçirin. O zaman 1 büyüktür diğer şeylerden olacak. Ya da ne yapacaksınız? Bu şeyi alıp ne derler? 1'i karşıya geçirip eksi 1 olarak geçireceksiniz. Ondan sonra her tarafı eksiyle çarpıp şu işareti değiştireceksiniz. İşte bu. Buradaki eksi 1 1 olur. İşaret değişir. Buradaki malzeme de hepsi işaret değiştirir. Yani eksi a1 1 artı a1 1 olur. Eksi a1 2 a2 1 artı a1 2 a2 1 olur. Ve eksi 1 eksi a1 1 a2 2 artı 1 eksi a1 1 a2 2 olur. Bunların toplamı da böyle. Hepsi birden küçük. Tamam. Güzel. Şimdi ne demek bu? Ne demek bu? Görelim. Şimdi 1 eksi a1 1 sıfırdan büyük. Birinci koşul, birinci önder ana minör 1 eksi a1 1 sıfırdan büyük. Yani a1 1 birden küçük olmalı ki bu birinci sektörün kendi üretimi için kullandığı kendi girdisinden dışarıya sisteme bir şey kalsın. Ki onunla hem diğer ikinci sektöre girdi versin hem de nihai talep karşılasın. Şayet ki A11 kendi üretiminin tamamı kendisi kullanırsa sisteme verecek bir şey kalmaz. Ekonomiye verecek bir şey kalmaz. Dolayısıyla da o sektör yok hükmündedir. Bir elektrik santrali ürettiği elektriğin tamamını kendisi kullanıyorsa şebekeye hiçbir şey veremez. Bize bir faydası yoktur onun. İşte bu demek bu. Bir defa her bir sektörün kendisinden başka dışarıya da faydası olacak. Yani her bir sektör kendi bir birim üretimini yapmak için kullandığı girdi oranı birden küçük olacak ki dışarıya, sisteme ve nihai taleplere de bir şey verebilsin. Bu bir. Peki buradaki koşul ne? Burada ne diyor? Şimdi A1 bir var. Var ne derler? 1 eksi a1 1 pozitif oldu ve a2 2 de pozitif olacak. a2 2 pozitif zaten. Bu ikisinin çarpımı pozitif. Bu ikisinin çarpımı pozitifse 1 eksi a1 1 çarpı a2 2 pozitifse o zaman a1 1 artı a1 2 çarpı a2 1 şu toplamın da birden hayda hayda küçük olması lazım. Bu bir, bunun üzerine bir şey daha toplanınca yine birden küçük oluyor. Yani A1 artı A1 2 A2 1 toplamı da birden küçük olacak. Peki bu ne demek? Bakın bu da çok ilginç. Burada da A1 1 zaten birden küçük olacak. Ama A1 1 artı A1 2 A2 1 toplamı da birden küçük olacak. Şu A1 1 birinci sektörün kendisinden direkt olarak, dolaysız olarak kullandığı girdi oranı. A1 2 çarpı A2 1 ise birinci sektör ikinci sektöre girdi veriyor A1 2 ile bir birim üretimini yapması için. Sonra ikinci sektör de birinci sektöre girdi veriyor A2 1 katsayısıyla. Yani birinci sektör ikinci sektörün de çıktısından kullanıyor. Dolayısıyla aslında birinci sektör A1 2 ile ikinci sektöre bir miktar bir şey vermiş, girdi vermiş, enerji diye düşünün vermiş oluyor. Sonra o ikinci sektör birinci sektöre bir miktar enerji veriyor, bir miktar girdi veriyor. Dolayısıyla A1 2 çarpı A2 1 de birinci sektörün ikinci sektöre verip sonra tekrar kendine dönen kendi girdisi oluyor. Dolaylı olarak
kullandığı kendi girdisi oluyor. A11 birinci sektörün dolaysız olarak kullandığı kendi girdisi, girdi oranı tabii bir birim üretim için. A12 çarpı A21 de dolaylı olarak kendisinden 2'ye verip 2'den tekrar kendisine gelen şeyi oluyor. Kendisine gelen girdi oranı oluyor. Dolayısıyla da şu ikisini de aslında A11 artı A12 A21 toplamının tamamını aslında birinci sektör kullanmış oluyor. Bu da tabii birden küçük olacak ki dolaylı dolaysız kendi kullandığı ne varsa ondan geriye bir şeyler kalsın. Birinci sektör ekonomiye net bir şey versin, çıktı verebilsin. İşte bu koşul bunu ifade ediyor. A11 doğrudan kullanım, A12 A21 dolaylı kullanım. Yani birinci sektörün kendi çıktısından toplam kullanımı tüm çıktısını tüketmemeli, diğer sektörlere de bırakmalıdır. İşte bu koşulun anlamı da budur. Yani bu önder ana minörlerin pozitif olmasının anlamı bu ekonomik yorumu. Peki. Şimdi gelelim kapalı modele, son slaytımız. Kapalı model, closed model. Burada açık sektör diye bir sektör yok. Artık açık sektörde diğer sektörler gibi sıfırıncı sektör olarak şeye dahil ediliyor. A matrisine, sayı matrisine dahil ediliyor. Nihai talep diye de bir şey yok. Karşı tarafta tamamen sıfırlar var. Dolayısıyla mesela 3 sektör varsa 4 sektöre çıkıyor. Bu N sektör varsa N artı 1 sektöre çıkıyor model. Ve türdeş, yani homojen bir denklem sistemi, niye? Karşıda nihai talepler olmadığı için sağ tarafta dışsallar sıfır. D vektörü sıfır oluyor. X'ler yine kendileri. A'lardan da 4 tane artı 4, yani eskiden 3 satır sütunumuz varsa şimdi A matrisi 4 satır sütunlu oldu. A 0 0 oradan başlıyor çünkü sıfırlarda, yani artık A 0 diye bir sektör geldi. A1 A2 şey N1, yani 1 2 3 sektör vardı, bir de 0. sektör olunca o zaman her bir sektör hem kendisinden hem de diğer sektörden, dolayısıyla 0. sektörden de girdi kullanıyor. Dolayısıyla bizim A matrisimiz A 0 0 A 0 1 A 0 2 A 0 3 A10, A11, A12, A13, A20, A21, A22, A23, A30, A31, A32, A33 oluyor A matrisimiz. I-A yapınca da işte şuna dönüşüyor. Teknoloji matrisi I-A bu. Nedir? Ana köşegen dışı olanlar zaten şeyler. Eksi A'nın elemanları. Eksi A01, eksi A02, eksi A03 falan, işte bunlar böyle. Ana köşegende de I-A'nın ana köşegeni 1-A 0 0 1 eksi A 1 1 1 eksi A 2 2 1 eksi A 3 3. İşte I eksi A matrisimiz de bu. Şimdi sistem homojen, türdeş. Karşı tarafta sıfırlar var. Ha. Böyle bir sistemde şu I eksi A, yani teknoloji matrisi tekil değilse, tersi varsa, bu sistemin tek bir çözümü vardır. O da önemsiz çözümdür. Bütün x yıldızların sıfır olduğu tek çözümdür. Şu matrisin tersi varsa, bu matrisin tersiyle sıfırları çarptığım zaman bütün x sıfırdan x2, x3'ün hepsinin yıldız değerlerini, yani denge değerlerini hepsini sıfır bulurum. Bu da ilginç değildir. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir şey üretme anlamına gelir. Öleceğiz yani. Hiçbir şey yapmıyoruz anlamına gelir. Saçma bir şey. Yani matematiksel olarak doğru bu sonuç ama hiçbir işe yaramaz. Allah'tan öyle değil. Nedir? Aslında bu açık sektörü, kapalı bir sektör, diğer sektörlerle paralel, onlara yani eş bir sektör olarak işin içine kattığımız zaman bağımlılık ilişkisi oluşturduk. Yani artık I eksa, yani teknoloji matrisi artık bağımsız değil, satır sütunları doğrusal bağımlı bir matris. Onun içinde tersi yok. Onun içinde bu sistemin sonsuz çözümü var. Tek çözümü yok. Tek ve önemsiz çözüm değil. Sonsuz çözümü var. Birazdan göreceğiz. Şimdi I eksanın determinantı sıfır olmalı ki tüm x yıldızların sıfır olduğu önemsiz çözüm olmasın. İşte söylediğimiz şey. Ama açık sektör yok. Yani A matrisinin sütun toplamları eşit 1. Çünkü eskiden sütun toplamları birden küçüktü A matrisinin. Niye? Çünkü açık sektör diye bir de onları 1'e tamamlayan başka bir katsayılar vardı. Şimdi artık onları da işin içine kattık. İşte bu A00, A01, A02, A03. Bu A00, 0. sektörün eskiden açık olan 0. sektör şimdi artık içeri girdi. Onun kendisine verdiği bir birim üretimi için kendisinden kullandığı girdi miktarı. A01, 1. sektörün 0. sektörden kullandığı girdi oranı. A02, 2. sektörün bir birim üretmek için 0. sektörden kullandığı girdi oranı. A03 de 3. sektörün
bir birim üretim yapmak için kendi sıfırıncı sektörden kullandığı girdi oranı. Yani onları kattık işin içine. Ha böyle olunca ne oldu? Şu şey yani A matrisinin sütun toplamları yani A0C artı A1C artı A2C artı A3C eşit 1 oldu. Artık her sektör nihai talep diye de bir şey yok. Kendi kendine şey yapıyor. Yani bütün sektörler diğer sektörlerden de girdi alıyor. Kendi girdisinde kullanıyor ve sonuçta bir birim çıktı üretiyor. Dolayısıyla da bu şeyler sütun toplamları A matrisinin işte bu J'ler sütun olmak üzere A0C, A1C, A2C, A3C'lerin toplamı eşittir 1 oldu. A'nın tüm sütun toplamları 1. O zaman A0C ne oldu? 1 eksi A1C eksi A2C eksi A3C oldu. İşte şunun bir bu bir yani A0C'yi şurada bırakırsam bunları karşıya atarsam A0C'yi 1 eksi A1C eksi A2C eksi A3C şeklinde böyle bulurum. Peki iyi de o zaman bakın burada neler var? I eksi A matrisinin yani teknoloji matrisinin sütun toplamları neler? 1 eksi değil mi? 1 eksi A 0 0 eksi A 1 0 eksi A 2 0 eksi A 3 0. Yani şuradaki A 0 0 neye eşit? 1 eksi A 1 0 eksi A 2 0 eksi A 3 0'a. Yani şunları alırsam 1 eksi A 1 0 eksi A 2 0 eksi A 3 0'ı alırsam neyi bulurum? A 0 0'ı bulurum. Sıfırıncı şeyi bu sütun. Orada işte 1 eksi A 1 0 eksi A 2 0 A 3 0 şuradaki A 0 0. Başında eksi var. Yani şu eksi A 0 0 A diğerlerinin toplamı şunu veriyor. Veya isterseniz şuradaki 3 elemanın yani ikinci, üçüncü ve dördüncü satırdaki elemanların toplamları şu yukarıdakini veriyor. Yukarıdakinin negatifini veriyor öyle diyelim. Yukarıdakinin negatifini veriyor. Çünkü bunların toplamları eksiler. A0C yani A00 eksi 1 verir. Bu da 1 eksi A00. O zaman şu yukarıdakiyle birinciyle şu alttakilerin 3, 2, 3, 4. satırların toplamını aldığım zaman 0 bulurum. Aynı şey burada da geçerli. Her bir sütun için geçerli bu. Bakın burada da 1 eksi A1, 2, 3 yani ikinci, üçüncü, dördüncü sütunları topladığım zaman 1 eksi A1, 3, eksi A2, 3, eksi A3, 3 işte A 0 3'e eşit oluyor. Burada yukarıda ne var? Eksi A 0 3 var. Onun tersi var. Toplarsam yine 0 bulurum. Dolayısıyla aslında bu matrisin her bir satırı diğer 3 satırının toplamının negatifi. Dolayısıyla da işte doğal gibi bağımlılık var. Son derecede görünen bir bağımlılık var. Öyle garip bir bağımlılık da değil. Yani her bir satırı en üstteki satırını almış kitap siz de öyle yapın ama diğer satırlar için de aynı şeyi bulabilirsiniz biraz dönüştürerek. Aynı şey eğer bir satır için geçerli. Bu matrisin her bir satırı diğer 3 satırının toplamının negatifidir. Dolayısıyla da bal gibi doğrusu bağımlılık ilişkisi vardır. Onun için de bu matrisin tersi yoktur. Bu matris tekildir. Ve bu sistemin sonsuz çözümü vardır. Tutarsızlık diye bir şey mümkün değil. Zaten homojen bir sistem sıfırlar arasında tutarsızlık olması mümkün değil. Sıfırlı ve bağımlı bir sistemdir. Sonsuz çözümü vardır. I eksi a'nın determinantı da sıfırdır. Merak eden alıp bakabilir. Bu haliyle bile alsanız sıfır olacağını göreceksiniz bu determinantı. Ha, ondan sonra yani parametre olarak böyle hiç rakamsız alsanız yine en sonunda yok olacak bütün malzeme. Onu da şuradan görüyoruz işte. Şurada her şey birbirini yok edecek. Ha, dolayısıyla sonsuz çözüm var. Sonsuz çözüm varsa nasıl çözüm bulacağız? Şöyle yapacağız. Bir tanesine mesela x sıfıra bir değer vereceğiz. Diyeceğiz ki sen bir ol mesela. Biz diğer her şeyi sana oranla bulacağız. X1 mesela x sıfır yıldız bir olsun. O zaman x1 yıldız, x2 yıldız, x3 yıldız falan bunları ona oran olarak bulabiliriz. Mutlak değerler olarak değil de şeyler olarak. X0'ın katları olarak mesela bulabiliriz. Dolayısıyla ancak bu şekilde yapabiliriz. Çünkü burada bir şey 3 bağımsız ama bir de bağımlı satır var. Dolayısıyla bu matrisin rankı 3'tür. Onun içinde ancak 3 tane değişkenin ikirciksiz olarak değerlerini çözebilir. Dördüncüsünü çözemez. Dördüncüsünü kendimiz vermemiz gerekir. Bu da serbestlik derecesidir. Senaryo analizi yaparız. Bu da makul bir şey aslında. Çünkü öbür tarafta değerleri değiştirerek senaryo analizi yapabiliyorduk. Yani nihai talepleri değiştirerek işte eksi a ile o nihai talepleri çarparak yeni x yıldızları buluyorduk. Burada da mesela x sıfırı değiştirerek
x1, x2, x3 yıldızın değerlerini değişik değişik değerler bulup ona göre senaryo analizleri yapabiliriz. Yani bu da kötü bir şey değil. Kapalı modelde iş görür bir şey. Sadece ne yaptığımızı bilmek lazım. Ha, dersiniz ki ya nihai talepler peki insanlar ne yiyip ne içecek? İnsanlar burada da aslında yiyip içiyorlar, bir şey fark etmiyor. Yani şuradaki A00 çarpı x0 01 çarpı x0 pardon daha doğrusu nasıl diyeceğim? A0 çarpı x0, A1 0 çarpı x0, A2 0 çarpı x0 ve A3 0 çarpı x0 dediğimiz şu şeyler yani bütün sektörlerin x0'a verdikleri, birinci sektöre verdikleri aslında o nihai taleplerin karşılıkları. Yani her bir sektör kendisi de dahil olmak üzere sıfırıncı sektöre girdi veriyor. Dolayısıyla da onun mesela emeksi bu. Emeğini yeniden üretmesi için gerekli olan işte hizmetler, yiyecek, ulaşım, bulaşım her şey buraya sonuçta geliyor. Onu o şekilde de düşünebiliriz. Yani adı yok burada nihai talep olarak görmüyor musunuz? Ama gizli olarak var aslında. Yani A00 çarpı x0, A10 çarpı x0, A20 çarpı x0 ve A30 çarpı x0 dediğimiz şey o sıfırıncı sektörün sistemden aldıkları. Dolayısıyla da işte o önceki açık modeldeki nihai taleplere karşılık geliyor onlar. Yani bu da tam bir model, bir eksikliği yok. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Yarın da daha iyi kaydını yapmaya olan sağlıcakla kalın.